Merhaba teknoloji severler. Ben Emre. Elektrik elektronik mühendisliği öğrencisiyim. Ve şu an kanalımın ilk videosunu çekiyorum. Bu videoda bir havya inceleyeceğiz. Akıllı kontrol özellikleri olan, dijital olarak ayarlanan bir havya. Fiyat performans bakımından güzel bir havya. Aşağıda linkinde bulabilirsiniz. Bu seride incelediğimiz ürünleri söküp içinde ne varmış ona bakacağız. İsterseniz fazla uzatmadan videoya geçelim. Evet, şimdi kutu açılışını yapabiliriz. Bu şekilde geliyor. Hemen açalım. Bu şekilde açtığımızda içerisinden havyamız, bir kullanım kitapçığı şu şekilde. Bir adet bunu şöyle yapıp havyamızı koymak için stand şöyle kullanıyoruz. Ve havyanın ucunu temizlemek için süngerimiz. Bunu ıslatıp kullanıyoruz. Bunları kenara alıyorum. Şimdi asıl havyamıza geçelim. Şu şekilde ekranı var. Ucu bu şekilde. Biraz kalın bir uç. Çok ince değil. Genel kullanım için. Model numarası şurada görüyorsunuz. Şöyle kablosunu da göstereyim. Kablosuna da marka basmışlar. Evet. Şimdi bir fişe takıp bunu bir deneyelim. Bakalım ne kadar hızlı ısınıyor. Hemen fişe atıyorum. Evet, şimdi fişe taktım. Off yazısını görüyoruz burada. Kırmızı tuşa basarak açıyorum. Evet, şu an ısınmaya başladı hemen. Biraz özelliklerinden bahsedeyim. Söylediğine göre bekleme modu var. Yani uzun bir süre hareketsiz kaldığı zaman kendi kendine bekleme modunu alıyor. Uzun süre elektrik harcamasının önüne geçiyor otomatik olarak durduğu için. Bu tabi güzel bir özellik. Evet, 269 derece oldu şu anda. Buradan arttırabiliyorum. Nasıl tutarak. 300. Bayağı hızlı ısınıyor bu arada. Şöyle ne kadar gidebiliyoruz? 480 dereceye kadar gidebiliyoruz. Şu an bunu kaydetti, ısınıyor. Şu ısınma hızında detaylı şekilde görebilirsiniz. Videonun bu kısmını kesmeyeceğim ki hani hızlı ısındığını görebilin diye. Evet. 400'lere ulaştık. 430, 440. Bayağı hızlı şekilde gidiyoruz. 480. Evet, bu şekildeyken deneyelim havyamızı. Ben hemen bir lehim teli getirdim. Şunu bulalım burada. Evet, diye deneyelim. Bayağı hızlı şekilde eritiyor. Ve çok güzel çalışıyor. Masamı da mahvettim. Evet. Bu şekilde. Şimdi bunu soğutup hemen söküp içinde ne varmış ona bakalım. Evet, havyamız soğudu. Şimdi söküp inceleyeceğiz içerisinde ne var diye. Ondan önce sizden kanalıma abone olmanızı ve videoyu beğenmenizi rica ediyorum. Yeni bir kanalız. Desteklerinize ihtiyacım var devam edebilmem için. Evet, bir de söylemediğim bir şey var. 90 watt olduğunu söylemedim. 90 watt olmasının avantajı büyük PCB'lerde çalışırken hızlı şekilde kendi ısısını geri toparlayabiliyor. Mesela buraya değdirdim. Isı kaybediyor uç kısmı. Ve hemen kendi ısısını geri toparlayabiliyor hızlı bir şekilde. O yönden de avantajlı bir havya. Fiyatı da gayet uygun. Şu an fiyat söylemeyeceğim çünkü kurdan dolayı sürekli değişiyor. Linkten bakabilirsiniz. Söküyoruz şimdi. Buradan başlıyorum. Böyle söktüğümde şöyle bir havya ucu.
Bunlar değişebiliyor, avantajlı. Kirlendiği zaman, çok kötü duruma geldiği zaman bunları uygun fiyatla alıp değiştirebilirsiniz. Şöyle koyuyorum. Bunlar da diğer parçaları. Kenar parçaları. Bunu da şu şekilde koyuyorum. Şimdi devam edelim sökmeye. Şuradaki silikonu söküyorum. Silikonu oraya aldım. Burada yine döndürmeli bir kısım görüyoruz. Bunu da çevirerek çıkartıyorum. Şunu alabiliriz arkadan. Bunu çıkarttığımda da şu parça geliyor. Bu şekilde. Ve burada seramik ısıtma çubuğumuz var. Bazılarında burada rezistans olur. O rezistanslar artık eski teknoloji olduğundan dolayı kullanılmıyorlar bu tip havyalarda. Bu hem hızlı ısınmayı sağlıyor hem de eskimesini azaltıyor. Şöyle kablosuna ittirerek devre kartını ileri doğru çıkartıyorum. Şimdi çekerek de alabilirim. Bir yere takılıyor galiba. Şöyle. Evet, dikkatli bir şekilde çıkarttım. Tuşları burada. İç kısmı gözüküyor. Önemli değil. Evet, şimdi burada seramiğimize giden 2 adet odamızı da yapalım. 2 adet kablomuz var. Görüyoruz. Burada dirençlerimiz, kapasitörlerimiz, diyot, kondansatör. Şu ne acaba? Beyaz parça. Yani o da muhtemelen sarsıntı algılayan. Yani boş bıraktığımızda cihazı durduran sensör muhtemelen. 3 adet tuşumuz. Burada marka model bilgisi yazıyor. Ekranımız var. Bu şekilde. Arıza alanlar için parçaların da kodlarını da göstermeye çalışıyorum. Evet. Şurada bir komponentimiz var. Direnç var. Şurada işlemci kısmı var. Evet, oraya bakabilir miyiz acaba? Nasıl görürüz? Şöyle yaparsam görebiliriz. Burada bir işlemcimiz var. İşlemcinin üzerindeki yazıyı kazımışlar. Tabii Çinliler başkası üretemesin diye kendi işlemcilerin üzerine siliyorlar. Veya tamir mümkün olmasın diye. Bu şekilde iç yapısı da şöyle daha detaylı gösterirsem şu kablonun dışındaki bunun kullanılmasının sebebi bu yanmayan bir malzeme. Isınan ürünlerin çoğunda kullanılıyor. Tost makinesi, çay makinesi gibi ürünlerde. Kabloyu sıcaklıktan koruyor. Evet, ürünün yapısı gayet kaliteli gözüküyor. Alacak olanlara tavsiye ediyorum. Kesinlikle. Bence güzel bir ürün. Fiyat performans ürünü diyebileceğimiz ürünlerden. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın. Videoların devam etmesi için desteklerinize ihtiyacım var. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşça kalın.